Grup Başkan Vekilimiz Muhammed Emin Akbaşoğlu'nun annesi rahatsızlandığından acilen İstanbul'a gitmesi gerekti. Bu nedenle toplantımıza katılamadı. Vekilimizin sizlere selamları iletiyorum ve vekilimizin annesine acil şifalar diliyorum. Öncelikli olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan güvenlik güçlerimize tüm teşkilatımızla birlikte desteklerimizi yineliyoruz. Allah her daim yardımcılar olsun diyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılardan gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Malumunuz olduğu üzere geride bıraktığımız 31 Mart seçimlerinden sonra AK Parti Çankırı İl Teşkilatları'nda yenileme süreci gerçekleşti ve 26 Nisan tarihi itibariyle Çankırı AK Parti İl Başkanlığı'na atamamız yapıldı. Bu tarihten sonra il yönetiminin oluşturulması, Merkez İlçe Şabanözü Yapraklı Eldivan ilçelerimizin ilçe başkanı atamaları yapıldı. Gençlik kolları ve kadın kolları başkanlarımızın ataması yapıldı ve yönetim kurulları oluşturuldu. Genel merkezin denetiminde yönetim kurulları oluşturulduğundan bu süreç belli bir zaman aldı. Şu anda AK Parti İl Teşkilatımız tüm birimleriyle çalışmalarına devam etmektedir. 31 Mart seçimlerinde 11 ilçenin 8'ini, 3 beldenin tamamını alarak toplamda 11 belediyeyi kazandık. İl Genel Meclisi üyeliklerinin 25'inin 18'ini kazanarak başarılı bir seçim dönemi geçirdik. Ancak maalesef Çankırı Belediye'mizi kaybettik. Halkımızın takdirine saygı duyuyoruz ve yapılan bir hata varsa hatalarımızı düzelterek halkımızın teveccühünü kazanmak için tüm teşkilatımıza çalışmalarını sürdürüyoruz. AK Parti İl Başkanlığı ve yönetimimizle, milletvekillerimizle, İl Genel Meclis Başkanı ve meclis üyelerimizle, kadın kolları ve gençlik kolları teşkilatlarımızla, ilçe yönetimlerimizle, belediye meclis üyelerimizle hep birlikte sahadayız ve halkın içerisindeyiz. STK'larla sık sık bir araya geliyoruz ve onların fikirlerini öncelikli olarak değerlendiriyoruz. Halkın AK Parti olan herhangi bir kırgınlığı veya küskünlüğü var ise bunları gidermek için halkımızın gönlünü kazanmak için birinci önceliğimiz. Bu çalışmaları yaparken en önemli ilkemiz teşkilatımızla birlik ve beraberliği sağlamak olmuştur. Milletvekillerimizle ve tüm teşkilatımıza son derece uyum içerisinde çalışıyoruz. Çankırı'nın hasret kaldığı birlik ve beraberliği sağlayan başta milletvekillerimiz olmak üzere tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Şehrin sorunları konusunda tespitlerimizi yapıyoruz ve çözüm bulma konusunda milletvekillerimiz ve yönetimimizle var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Halkımızın ve siz değerli basın mensuplarının fikir ve görüşlerini önemsiyoruz ve en doğru kararları alabilmek için istişare kanallarını açık tutuyoruz. Yapılacak hizmetlerin tamamının takipçisiyiz. AK Parti her zaman halkımızın umudu olmuştur ve bu durum her zaman olduğu gibi şu anda da devam etmektedir. AK Parti halka hizmetin adıdır. Bizler halka efendilik yapmak için değil, halkın hizmetkarı olmak için geldik. Gecesi gündüz olmaksızın halkımızın taleplerini karşılamak için milletvekillerimiz Ankara'da bizler burada sürekli olarak mesai mevkumu gözetmek için çalışıyoruz. İlçe ve beldelerde belediye başkanlarımız AK Parti belediyeciliğinin ve hizmetlerinin en güzel örneklerini sergilemektedirler. Bildiğiniz üzere milletvekilimiz Salim Çivitçioğlu, Çankırı'nın 371 köyünü ilçe başkanlarımız, İl Genel Meclis üyelerimiz, koordinatör yönetim kurulu üyelerimizle birlikte gezmişler ve köylerin taleplerini alarak çözüme ulaştırma ve yapılacak işlerin takibi konusunda üstün çaba sarf etmişlerdir. Milletvekilimize, İl Genel Meclis Başkanımıza, İl Genel Meclis üyelerimize ve teşkilatımıza köylere ilişkin bu çalışmalar için teşekkür ediyorum. Milletvekillerimiz Ankara'da belediyelerin ve kurumların taleplerini sonuna kadar takipçisi olmakta, belediyelerin ve kurumların en iyi hizmeti vermesi için yoğun mesai harcamaktadırlar. Grup Başkan Vekilimiz Muhammed Emin Akbaşoğlu da meclisteki yoğun çalışma programının yanında Çankırı'nın sorunlarıyla yakından ilgilenmektedir. Bizler bu makamların gelip geçici olduğu bilinciyle halkımıza hizmet için bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğiz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizmiş olduğu 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine Çankırı'mızın ve ülkemizin ulaşması için bize düşen tüm görevleri yerine getireceğiz.